Tümer Tilmaç. O doğduğunda takvimler 15 Temmuz 1948'i gösteriyordu. Malatya'da Giritli memur bir baba ve Türkmenistan göçmeni memur bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Bir süre sonra Antalya'ya taşındılar. Çocukluğu Antalya sokaklarında geçti. Merkez Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleştiler. Ortaokul yıllarında başlamıştı sanata olan ilgisi. Bu durumda ailesinin de etkisi büyüktü. Yıllar sonra Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şunları söylemişti. Her yerde mutlaka bir oyun oynuyorlardı. Annem bana hamileyken ben sahneye çıkmışım. O yüzden sahne hayatım biraz daha fazla. ...1964 senesinde Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Aynı yıl babasını kaybeden sanatçı şunları söylemişti. Babamın vefatı hayatımda yaşadığım en büyük acıydı. 16 yaşlarındaydım. Hayata henüz yeni atılmıştık. Daha sonra birçok acı yaşadım elbette. Ancak hiçbirisi babamın gidişi kadar canımı yakmadı. Babamın bugünlerimi görmesini, onun için bir şeyler yapabilmeyi çok isterdim. ...1968 senesinde İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezun olan Tilmaç, 60 civarı oyun için sahneye çıktı. Yaşamı boyunca 63 tiyatro oyununda sahne aldı. Sadık Şendil tarafından yazılan Yedi Kocalı Hürmüz eserinde de rol alan usta oyuncu, yine Şendil'in kaleme aldığı Kanlı Liger oyunundaysa başrolleri Münir Özkul ve Altan Karındaş'la paylaştı. Oyunculukta en fazla Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'dan etkilendiğini her fırsatta dile getiren sanatçı, sinemada ilk olarak 1966'da Tanju Korel'le Sibel Göksel'in başrolü paylaştığı Eşkıya filminde rol aldı. Sonrasında İki Ruhlu Kadın, Hoppala, Aşk Dediğin Laf Değildir, Taşra Kızı, Eksik Etek, Lanet, Hedef, Denizin Kanı, Kara Murat Devler Savaşıyor, Otobüs Neriman, Gelin Kayası, Kadersizler, Bizim Sokak, Kanlı Nigar, Gırgırıye, Gözüm Gibi Sevdim, Buyurun Cümbüş'e, Kılıbık, Gırgırıye'de Cümbüş Var, Beyaz Ölüm, Aşk Adası, Sev Ölesiye, Çalsın Sazlar, Damga, Kara Şimşek, Anadan Ayrı, Sıcak Yatak, Kabadayı, Erkek Milleti gibi filmler için kamera karşısına geçti. Sonrasında yaşanan yetişkin filmi furyası sebebiyle Antalya'ya gitmeye karar verdi. 1987-88 yıllarında İstanbul'dan Antalya'ya taşınan Tilmaç daha sonra yeniden İstanbul'a döndü. Manşet gazetesine bunun sebebini şöyle anlatmıştı. İstanbul'un renkli karmaşık hayatı beni sıkmıştı. Hiçbir şeyden tat alamadığımı fark ettim. Türk sineması da yetişkin filmi furyasından sonra iş yapamaz duruma düşmüştü. Birçok benim gibi sinemaya gönül verenler tek tek bu koca kentten ayrılmak istiyordu. Ben çocukluğumun geçtiği Antalya'yı tercih ettim. O yıllarda bir çalı çırpı alanı olan Atatürk Parkı Sayın Belediye'nin eski başkanı Hasan Subaşı'nın projesinde yer alıyordu. Caddeye bakan ön kısmını da ben aldım. Adına da Kabare koydum. 1988 yılından 1993 yılına kadar sürdü. Oynadığı filmlerde birçok kez kötü adam karakterini canlandıran sanatçı yaptığı bir açıklamada bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmişti. Almanlarla, Fransızlarla, İtalyanlarla, Amerikalılarla filmlerde oynadım. Fransızların vodvil tiyatrosunun biraz içindeyim. Fransızlar bütün aktörlere komedyen der. Bizdeki komedi anlayışı ise farklıydı. Biraz yamuk olacaktınız. Kulağınız başka bir yerde, gözünüz şaşı olacaktı. Biz bunlara gülerdik. Böyle algımız vardı. O nedenle o zamanlar bana kötü adam rolünü layık gördüler. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişiyor. Kötü adam rolleriyle başladım. Şimdi ise böyle devam ediyor. Yarın bakarsınız tekrar kötü adam rollerine dönerim. Bu durum oyuncu olmanın gerektirdiği bir zorunluluktur. Şimdi kötü adam rollerini oynayanlara bakıyorum ve hiçbirini beğenmiyorum. Usta sanatçı 90'lı yıllarda da çalışmalarına hız kesmeden devam etti ve yayınlandığı dönemde tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen Süper Baba dizisinde oynadı. Bu dizide Şevket Altuğ, Bennu Yıldırımlar, Şevval Sam, Sevinç Erbulak, Seray Gözler gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Sonrasında Deli Balta, Sevginin Gücü, Çılgın Bediş, Kurtuluş, Etiler, Kahpe Bizans, Hemşo, Acılar,
Aşkına Eşkıya, Kara Oğlan, Bayanlar Baylar, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Asker'de, Deli Duran gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 2005 yılında kamera arkasına geçmeye karar veren sanatçı, Ispanaktan Nameler filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Manşet gazetesine şu ifadeleri kullanmıştı o filmle ilgili. Filmin adı Ispanaktan Nameler. İçinde komedi, dram, trajedi vardı. Ama bu film tam olarak içime sinmedi. Bazı imkansızlıklar elimize ayağımızı bağladı. Mertçe söyleyeyim, yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Başaramadım. Yönetmenlik, yapımcılık çok farklı bir şey. Herkes bildiği işi yapmalı kardeşim. ...2008 yılında sinemayı Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 50 dönümlük arazi üzerine kurduğu çiftliğinde yaşatan Sümer Tilmaç, sevinçlerini, umutlarını, hüsranlarını, mutluluklarını birkaç sayfaya sığdırarak Manşet gazetesine anlatmıştı. Filmde oynarken hiç unutamadığınız bir anınız var mı sorusuna şöyle karşılık vermişti. Yıl 1970'i gösteriyordu. Anadolu'daydık. Ben başrolü oynuyordum. Film yapımcısı parasız kalınca bizi bırakıp kaçtı. Beş parasız ortada kaldık. Genç ve deneyimsizdik. Yani adı üzerinde tecrübesiz artistik. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Tam iki gün aç yattık. Yatacak yerimiz de olmadığından kahvelerde sabahladık. Artist olduğumuzdan kimselerden yardım da isteyemedik. O günleri hiç unutamadım. Hayatını sanata adayan Tilmaç sonrasında İlk Aşkım, Zoraki Koca, Osmanlı Cumhuriyeti, Kelebek, Ramazan Güzeldir, Altın Kızlar, Kız Kaçıran, Kara Bulut, Denizden Gelen, Memlekette Demokrasi Var, Çakallarla Dans, Sıkıysa Yakala, İkizler Firarda, Polis Akademisi Alaturka, Çılgın Dershane, Yeşil Deniz, Olur İnşallah ve Zilin Sesi gibi yapımlarda rol aldı. Sümer Tilmaç Orada Neler Oluyor programında 7 yıl akıl hastanesine gittiğini şu sözlerle anlatmıştı. Özel bir nedenden dolayı yıllar önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gitmiştim. Sonraki yıllarda hastaneyi düzenli olarak ziyaret ettim. Hastanede tam 7 yılımı geçirdim. Bunu duyanlar kafayı sıyırdığımı düşünebilir. Ama ne alakası var? Ustam Münir Özkul'da sağlık için orayı arada bir ziyaret ederdi. Hastanede 7 yıllık gözlemlerim sonucu şunu gördüm ki orada yatan zavallı erkekler hayatlarına giren kadınlar yüzünden kafayı yemiş. Ama hastanede erkek yüzünden kafayı yiyen hiçbir kadın göremedim. Kadın adama kafayı yedirtir, tehlikelidir dedi. Özel yaşamına değinecek olursak Sümer Tilmaç iki evlilik yaptı. İki de çocuk sahibi oldu. Sedat Peker'in düğününde geçirdiği kalp krizi sonucu 12 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Tilmaç'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayat hikayesini eğlenceli bir dille kaleme alan Tilmaç, vefatından kısa bir süre önce Sümerce adlı komedi oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Sahnedeki 50. yılını da Sümerce ile kutlayan sanatçı, oyuna ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı. Anılar, yaşanmışlıklar enteresan. Bir şeyler kötüymüş gibi yaşanıyor fakat aradan zaman geçtiğinde mizah oluyor. Bizim de öyle oldu. Bir zamanlar meşakkat diye yapılan her şeyi bugün bakıldığında aradan geçen zaman içinde çok başka noktalarda düşünmeye başlıyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Acısıyla tatlısıyla bir Sümer Tilmaç geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.